Herkese merhabalar arkadaşlar. onun sınıf edebiyatta neler var? Yani Türk Dili Edebiyatı dersi 9. sınıfta gerçekten bizleri zorladı. Önemini, değerini çok iyi biliyoruz. Ve ileride hayallerimiz üniversite sınavı olduğu için YKS'de yani hem TYT'de hem de AYT'de en yüksek Türkçe netlerine ulaşmak istediğimizden ve eğer eşitarlık veya süzelciysek AYT'de de edebiyatta en yüksek netlerine ulaşmak istediğimizden sizler için hem normal video anlatımlarımızda hem soru bankalarımızda direkt olarak ÖSYM'nin tarzında, ÖSYM'nin bilgileriyle tabii ki yazılardan yüz aldıracak şekliyle ama ÖSYM ne sorar, ÖSYM ne sormuş, ne soracak şeklinde konuları işleyeceğiz. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Ve onun sınıfı edebiyat dersimizde neler var? Geçmeden önce acaba bu sene onun sınıfı öğreneceğimiz konuların hangileri TETlerde nasıl çıkmış? Yani 2018'de, 2019'da, 2020'de, 2021'de, 2022'de bize bu konulardan yani onun sınıfı işleyeceğimiz konulardan kaç soru sormuşlar? Gelin isterseniz bakalım ve o şekilde daha iyi odaklanalım. Şimdi yazım kuralları, ve noktalama işaretleri zaten onun sınıfa özgü değil. Her sınıfta var ama onun sınıfta da bu konuyu bir kez daha tekrar edeceğiz ve üniversite sınavında da bir Bilhassa çok iyi yerleri kazanmak isteyip Türkçe'de tüm soruları doğru yapmak isteyen öğrencilerin en çok zorlandığı kısımlar ikişer soru çıkıyor. Toplam dört soru var. Ve yine tamlamalardan 2020 ve 2021'de soru gelmiş ama 2022'de geçen sene soru gelmemiş. Fiilimsilerden, cümle çeşitlerinden, bu sene öğreneceğimiz konulardan fazla soru gelmemiş. Ama anlam bilgisi bilhassa sözcük, cümle ve parça anlamından toplamda 33 soru geliyor. Dolayısıyla bunları çok çok iyi bilmemiz lazım. Bunlarla alakalı sadece onun sınıf özgü değil genel olarak da çalışmamamız lazım. Peki... AYT yani eşit ağırlıklı sözel öğrencilerimiz için acaba onun sınıf edebiyatta öğreneceğimiz yani onun sınıf edebiyatı alacağız önümüze. Birçok edebiyat konusunu öğreneceğiz. Mesela bir tane açalım. Geçiş dönemi eserleri. Divan-ı Türk, Atabetül Divan-ı Hikmet. Bu konulardan kaç soru gelmiş? Bir de isterseniz bunlara bakalım. Burada metin türlerinden son yıllarda yani bir iki soru geliyor ama geçen sene soru sorulmadı. Fakat İslamiyet önce Türk Edebiyatı geçiş döneminden mutlaka bir soru geliyor. Yani bu sene öğreneceğimiz o Kutat Bilig, Divan-ı lügat -ı Türk, Atabet-i bir soru mutlaka gelecek. Halk Edebiyatı'ndan mutlaka bir soru geliyor. Divan Edebiyatı çok çok önemli bir konu. Divan Edebiyatı'nın bütün inceni cinceni çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Çünkü Divan Edebiyatı ile alakalı da bakın burada şiirde, divan şiiri ile alakalı burada bakın koşma, halk şiiriyle alakalı divan şerinde gazeller, kaseler, mesleviler, kıtalar, müstezatlar. Ben şimdi sıfırdan onadan gösteriyorum size. Bu konulardan kaç soru geliyor biliyor musunuz? Merak ediyorsanız hemen söyleyeyim. Yani 10. sınıf öğrencimiz bu konudan geçen sene 5 soru geldi. Ondan önce sene 4 soru geldi. Yani ÖSYM son yıllarda onun sınıfın ayet edebiyat konularını çok fazla sormaya başladı. Tanzimat, Sertifünün, Milli Edebiyat döneminden yine birer soru geliyor. Sözcük anlamı, cümle anlamı, parça anlamı da yine AYT'de var. Onlardan da toplam altı soru geliyor. Dolayısıyla AYT Edebiyat adına onun sınıfta gerçekten çok fazla konu öğreneceğiz. Dolayısıyla biz hem videolarımızda hem kitaplarımızda zaten bakın mesela örnek veriyorum. Dinamo Soru Bankamızı açıyorum şöyle hemen testlerin sonuna bakalım. Tarama tamam burayı biliyoruz tekrar tamam. ÖSYM tarzı. Nereden çıktı ÖSYM? Bu direkt ÖSM tarafından da soruluyor. Yani yazılı soruları var, yazılı çalışmaları var. Yazılardan tabii ki en yüksek notlar alacağız. Ama şimdiden ileride gireceğimiz üniversite sınavına da yatırım yapmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Şimdi gelelim. Peki onun sınıf edebiyatta neler var ama biz nasıl çalışacağız? Şimdi birincisi arkadaşlar az önce söylediğim gibi hem yazılılarınızdan iyi notlar almak için hem de üniversite sınavı adına bir yatırım yapmak için videolarımızı dikkatli izlemeniz gerekiyor. Ve sıfırdan ona Türk Dili Edebiyatı kitabımız burada sizlere konuları tek tek detaylı bir şekilde anlatıyor. Yani her bir konuyu hem ÖSYM'nin standartına göre hem de yazılarınıza çıkacak şekilde detaylı ayrıntılı bir şekilde anlattık ve hemen ardından sorularını verdik. Bir de tabii ki soru bankası olarak da Dinamo Edebiyat Soru Bankamızdan faydalanabilirsiniz. Burada hem kazanımları veriyoruz hem de özel testlerden sonra sizler için hazırladığımız ÖSYM tarz sorular ve tabii ki de yazılı sorular var. Bakın burada hem yazılı var hem de ÖSYM tarzı var. Bunun haricinde de mutlaka derse derse dikkatli dinlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Hocalar dersi dinlemeseniz bile sessiz durduğunuzda size iyi kanat notu kullanılır. Ama bir de ders sabot ederseniz artık hocam biz lisedeyiz diyerekten ders sabot ettiğinizde emin olun işinizi zora sokabilirler. Buraya dikkat etmenizi istiyoruz. Milletin Bakanlığı kitaplarındaki metin incelemeleri önemli. yazılılar genel tekrar için bir fırsat. Zaten yazılı videolarımızda sizlere mutlaka destek olacağız. Ve notlarınız yani bilhassa da hocanın notları hocanın kitabı gibi oluyor. Oraya da dikkatli bir şekilde bakmanız lazım. Ve ileride gireceğimiz üniversite sınavı açısından da büyük bir yatırım olan bol bol kitap bakmak önemli. Neden? Bakın şimdi TET 2022 açıyorum. Şöyle başlayalım mesela. Şurada. Birinci soru, ik ikinci soru paragraf. Üçüncü soru paragraf. Devam ediyorum. Bunlar değil bilgisi olduğu için paragraf gibi dursa da geçiyorum. E, 4, 5, 6. Devam ediyorum. 7, 8, 9, 10. Devam ediyorum. 13 3 daha 16 2 daha 18 2 daha 20 22 23 2 daha 25 2 daha 27 2 daha 29. Toplam 29 soruya yakın paragraf sorusu çıkıyor. Yani 40 Türkçe sorusunun neredeyse çoğunluğu paragraf. E o zaman bol bol kitap okumak sizin odaklanma gücünüzü artıracak. Neden biliyor musunuz? Bu satırların arasında öğrenciler sıkılıyor. Yani bu ne ya? Of diyor. Ama siz kitap okumaya alıştığınız için bunları daha iyi yapabilirsiniz ve bunun alakalı tabii bizim özel paragrafix Paradoks paragraf, paragraf gibi kitaplarımızdan da faydalanmanızı tavsiye ediyoruz. Şimdi hocam konuya gelin. Neler öğreneceğiz bu sene? Bu sene öğreneceğimiz konular hiç de zor değil ama üniversite sınavı açısından önemli. Birincisi giriş konusu zaten salata. Burayı rahat bir şekilde öğreneceğiz. Burada zorlanacağımız bir şey yok. Hikaye konusu da yine kolay bir konu. Yani mesnevilerin esasında şiir de olsa yani böyle a B, B, C, C, D, D, diye giden şiir de olsa esasında hikayelerin sonrasında daha doğrusu divan edebiyatından hikayelerin yerine tuttuğunu, tanzimattan önce de e, romanın yerine, hikayenin yerine meslemelerin kullanıldığını bilmemiz gerekecek. Buradaki en önemli kısım burası. Diğerlerini rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Filmleri zaten 8. sınıfta öğrenmiştik. Bu sene çok kolay taktik bir şekilde göstereceğiz sizlere. Şiir konusu dananın kuyruğunun koptuğu yer. Buraya çok önem veriyor ÖSYM. Buradan en az 4-5 soru soruyor. Okuldaki yazılarınızı da size puan kazandıracak ya da puan kaybedecek kısım burası olacak. Burayı çok iyi çalışmamız lazım. Destan efsane yine çok kolay, çok basit bir konu. Burayı da rahatlıkla anlayacaksınız. Destanların ulusal olduğunu, efsanelerin inanışan bahsettiğini bilmeniz ve bununla alakalı bazı önemli kavramlar aklınızda tutmanız aklınız yeterli olacak. Romana baktığımızda buradan da bir soru geliyor üniversite sınavlarında değişik bir şekilde. Burada Tanzimat, Sert ve Milli Edebiyat romanları arasındaki farkları iyi gerekecek. Karşılaştırarak ilerleyeceğiz. Tiyatrodan da hemen hemen her sene bir soru geliyor. Bilhassa geleneksel Türk tiyatrosu ile alakalı bazı kavramları çok iyi bir şekilde öğreneceğiz. Anı hatıradan soru gelmiyor üniversite sınavında ama yazılımımıza geleceği için burayı da iyi çalışacağız. Haber metni de yine üniversite sınavında sorulmuyor ama yazılımımıza gelebilir diye buraya da dikkatlice bakacağız. Gezi yazısı da yine çok kolay. Burada yine ÖSYM açısından bazı kavramları güzelce göreceğiz. Bizim onun sınıf videolarımızı size bu şekilde sıraladık. Hepsini sizler için hazırladık. Bunları izlediğinizde inşallah sınavlarınızdan en yüksek notlara ulaşacaksınız. Ve videolarımızı, canlı yayınlarımızı takip etmeniz ve en önemlisi de bilhassa sıfırdan ona Türk Dili Edebiyatı'ndaki konu güzel bir şekilde çalışmanız ve hemen ardından bununla alakalı soruları çözüp hata yaptığınızda uzman hocalardan dinlemeniz çok çok önemli. Kitaplarımızı Tonguç Mağaza web sitesinden ya da internetteki diğer web sitelerinden ya da size en yakın Tonguç Kırtasiyesi'nden yani Tonguç Kitapları'ndan bir kırtasiyeden rahatlıkla alabilirsiniz arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. İnşallah bu sene sizlerle birlikte hem onun sınıfı çok yerleşeceğiz hem de ileride gireceğimiz üniversite sınavı açısından çok büyük yatırımlar yapacağız. Hadi bakalım görüşmek üzere.